Hazır. Hop. Muhteşem. Çok iyi gidiyorsunuz çocuklar. Ne yapıyorlar Bob? Buna snowboard deniyor Scoop. Harika görünüyor. Keşke ben de yapabilseydim. Hey, dikkat et Scoop. Özür dilerim Leo. Kafası olmayan bir kardan adamla bu akşamki Spring şehrinde kış festivalinin birincilik ödülünü kazanamayız. Spring şehrinde kışa bayılırım. Spring şehrindeki en sevdiğim organizasyondur. İnsan neden kışı bir festivalle kutlamak ister anlayamıyorum. Yazın güzel, sıcak, güneşli bir kumsalı tercih ederim. Kumsalda her zaman eğlenirim. Denizde yüzerken mi? Plaj topuyla oynarken mi? Hayır, kumdan kaleler yaparken. Oh, anlıyorum. Merhaba Bob. Kesinlikle olağanüstüydü, öyle değil mi? Evet, kesinlikle olağanüstüydü. Bu akşam festivaldeki snowboard akrobasi gösterimizi görene kadar bekle. Müthiş bir gösteri olacak. Ha, tabii ya. Gerçekten müthiş olacağı benziyor. Hop. Merhaba Bob'un ekibi. Snowboard yapmaya mı geldiniz? Evet, yapabilir miyiz Bob? Lütfen, 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 lütfen. Buraya snowboard yapmaya gelmedik Sky. Teresiyeci bitirmeye geldik. Sizi dağın ta tepesine taşıyacak. Böylece her kayışınızdan sonra tırmanmak zorunda kalmayacaksınız. Güzel, müthiş. Her şey planlandığı gibi giderse. Ve gitmemesi için bir neden göremiyorum. Teresiyeci bu akşamki gösterinizden çok önce bitiririz. Böylece pistte antrenman yapacak bir sürü vaktiniz olacak. Harika. Teşekkür ederim Bob'un ekibi. Ama sanırım bu arada tepeye kadar kendimiz gitmemiz gerekecek. Gidelim çocuklar. Pekala ekip. Yolcuların teresiyecden ineceği tepedeki istasyonu inşa edeceğiz. Ardından koltuklar için kabloyu çekeceğiz. Hepimiz hasta olmadan önce yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Harika iş çıkardınız ekip, bir mola verelim. Merhaba Bob. Vay, bu gerçekten muhteşem görünüyor. Ücretsiz bir snowboard dersini hak ettin. Ne dersin? Affedersiniz. Kusura bakmayın. Herkesten özür dileriz. Bir daha deneyelim. Unutmayın, bu belediye binası gazetesinde yayınlanacak. Yani kocaman peynir deyin. Peynir. Peynir. Mila neden gazeteye çıkıyor? Televizyonda Yetenekli Yarışmacı adlı bir çocuk yarışmasına katılıyor. Kazanırsa Spring şehrine ödül kazandıracak. Bu harika. Televizyon stüdyolarına gitme vakti. Spring şehri roketleri bana başarılar deyin. Hadi Mila! Yuhu! Evet, hadi Mila, hadi Mila. Ne oldu? Seyircilerin arasına katılıp Mila'ya destek olmak istiyorduk. Ama ne yazık ki bilet alamadık. Şimdi aklıma harika bir fikir geldi. Bob stadyumun dışına bir açık hava ekranı kurabilir. Böylece Spring şehrindeki herkes izleyebilir. Hem de hep birlikte yıldızların altında. Ama Başkan Madison, yarışma bu akşam. Endişelenme Leo. Hemen ilgileniyorum. Hey çocuklar, Bob arıyor. Merhaba ekip. Stadyumda inşa edilmesi gereken bir yapı var ve tüm Spring şehri bize güveniyor. Pekala ekip, Bob'u duydunuz. Hadi iş başına. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekip.
herkes bağırsın, yaşasın. Kıpırdatmadan tut lofti. İşte, oldu. Dev ekranı taşıyacak kare bir düzenek. Peki sırada ne var Leo? Hmm. Bir bakayım. Yuhu! Lofti! Ne olduğunu asla tahmin edemezsin. Aklıma harika bir fikir geldi. Ben ve Spring şehri roketleri için pankart yaptık. Ama şu an onları asmak için yardımına ihtiyacımız var. Au! Seve seve yardım ederim. Muhteşem! Bu taraftan. Pekala Lofti. Şimdi iskeletin arka tarafına iki adet destek koymak için yardımına ihtiyacım var. Lofti? Nereye gitti bu? Pekala. O halde destek kirişlerini kendim monte etmeye başlayabilirim. Başkan Melis'in, acaba buraya neden geldiğimizi söyler misiniz? Hayır, 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 hayır. Olmaz böyle şey. Hayır, bu işe yaramaz. Monsieur de Souza, enchanté. Başkan Madison, maalesef dans gösterisi iptal edilmek zorunda. İptal mi? Ama neden? Dans gösterisi mi? Silvan'ın ünlü televizyon dans programı. Turnede oldukları için yarın akşam burada bir gösteri ayarladım. Ama burada dans edemem. Uygun atmosfer yok, ışık yok, aynalı küre yok. Ve en önemlisi esnek dans pisti yok. Peki yarın akşama kadar tüm bunları sizin için hazırlasam? O zaman size güzel bir gösteri yapabilirim. Tango bilir misiniz madam başkan? Ah evet Silvan, bilirim. Cep telefonum lütfen Bay Bentley. Merhaba Başkan Madison. Bob, Silvan de Souza ile dans etme hayallerimi mutlaka gerçekleştirmelisin. Bunu tam olarak nasıl yapacağım peki? Stadyumu yarın akşamki dans gösterisine hazırlayarak tabii ki. Ama sadece benim için değil Bob. Spring şehri halkı için de tabii. O halde olduğu bilin. Harika. Alo. Başkan Madison. Başkan biraz meşgul Bob. Gerekenlerin listesini sana e-posta ile göndereceğim. Harika. Yarın sabah ilk iş stadyumda olacağım. Hiç esnek dans pisti yaptın mı Wendy? Hayır ama üstünde dans ettim. Çocukluğumda salon dansları eğitimi almıştım. Bak, esnek zeminler şok emicidir. Bu yüzden üstünde dans ederken daha rahat etmeyi sağlar ve ayrıca yaralanmaları önler. Bu zemin tam da dans gösterisine göreymiş. Bob, bu akşam için çok çok heyecanlıyım. Sen de dans eder misin Bob? Oh! Etmediği belli. Affedersiniz. Sayabiliyorsan dans da edebilirsin Bob. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Çok güzel Başkan Madison ama sanırım işe koyulmalıyız. Elbette. Benimle gelin size Silvan'ın pisti nerede istediğini göstereyim. Başkan Madison'ın televizyondaki bir dansçı için böylesine heyecanlı olduğunu göreceğimi hiç sanmazdım. Malzemeleri boşaltmaya başlar mısınız? Evet. Ay yürüyüşüyle gidiyorum. Oo. İleri gider gibi geri gidiyorsun. Ha. Ay yürüyüş. Bu bir danstır. Oo, hemen deneyeyim. Yavaşça Bentley, dizleri kır. Olamaz. 13, 14. Ne? 101, 102. Merhaba çocuklar, sizi görmemiştim. İyi denemeydi baba. Neden herkes bugün tuhaf davranıyor ki? Bu öğleden sonraki eğlence koşusu için antrenman yapıyorlar. Eğlence koşusu mu? Ha, koşmak neden eğlenceli anlayamıyorum. Çok eğlencelidir. Ayrıca formda ve sağlıklı kalmanın harika bir yoludur. Yarışmacılar bu hafta boyunca yaptığımız parkurda koşacaklar. Bu gerçekten eğlenceli görünüyor. Keşke biz de katılabilseydik. Bir bakıma katılacağız Scoop. Spor parkurundaki son engelleri bitirerek. Yani bir ip merdiven, tırmanma kafesi ve kanatlı köprüyü. Hey! Hı? Merhaba babun ekibi.
Herkes sağlık parkurunu bitireceği için heyecanlı mı bakalım? Evet. İşte buna enerji denir. Vay! Sky Simpson, Spring şehrinin en ünlü sporcusu ve dünya şampiyonu. Eğlence koşusunu Sky organize edecek. Söylesene Sky, koşuda, yüzmede ve kaşıkta yumurta yarışında dünya rekorlarını kırmayı nasıl başardın? Asla pes etmeyerek. Ayrıca meyve sebze yardımıyla kahvaltıda brokoli yemeyi çok severim. Kahvaltıda brokoli mi? Bob, yarın brokoli yiyebilir miyiz? Hayır Scoop. Sen bir makinesin, unuttun mu? Senin yemeğin dizelden ibaret. Haklısın. Pekala ekip, bitirmemiz gereken bir parkur var. Duydunuz. Hadi başlayalım Bob'un ekibi. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Tırmanma kafesi tamam. Harika iş çıkardınız Bob'un ekibi. Dinlenmeye vakit yok. Özel bir sürpriz olarak hepinize eğlence koşusuna yazdırdım. Kimler heyecanlı söyleyin bakalım. Ben değilim. O zaman şimdi antrenmana başlayalım. İlk önce yıldız zıplayışı. Hadi ekip, hadi. Bu yaptığın egzersiz değil Leo. Aslında öyle. Baş parmaklarıma yaptırıyorum. Nasıl yapıyorum Sky? Demek geldiniz Bob. Ayı bölmesinin inşaatını bitirmenizi istiyorum. Yeni ayı gelecek hafta geliyormuş. Endişelenme Jenny, ondan çok önce işi bitiririz. Teşekkürler Bob. Bu çok özel bir durum. Fix'im hayvanat bahçesinde çok uzun yıllardır bir ayı yoktu. Biliyor musun, daha küçük bir çocukken bir ayı gördüğümü hatırlıyorum. Peki yeni ayı neden eski bölmede kalamıyor Jenny? Bunun bir sebebi var. Burası eskiden ayıların tutulduğu çukur. Ama artık ziyaretçiler için bir piknik alanı. Çok küçükmüş. Evet, artık ayı bakma konusunda daha çok şey bildiğimizden onu burada tutamayız. Mutlu olmak için çok büyük bir alana ve daha doğal bir habitata ihtiyacı var. Habitat ne demek? Habitat, yaşadığın çevre demek Mak. Güzel bir yaşam alanı olmazsa ayı mutsuz mu olur yani? Ya da buna öfkelenir mi? Ayılar büyüktür ve vahşidir ve ormanlarda, dağlarda yaşarlar. Öfkeli bir ayı görmek istemiyorum. Endişelenme Mak, ayıyı mutlu etmek için özel bir planım var. Neler yaptığımızı sana haber veririm Jenny. Burası pek habitat sayılmaz. Olacak Mak. Buraya ayı dağı inşa edeceğiz. Ayının tırmanması için 3 farklı seviyesi olacak. Ayrıca en altta yüzmek için bir havuz ve sığınmak için bir mağarası olacak. Bir dağ mı? Bir dağ inşa edeceğiz. Harika. Ayılar keskin pençeli ve güçlüdür. Dolayısıyla her şey dayanıklı olmalı. Bu yarım borudan muhteşem bir mağara olur. Ayrıca ayının plastik bir havuz kaplamasını delmesini istemeyiz. Bu yüzden betondan yapacağız. Pekala ekip, başlayalım. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Vay! Gerçek bir dağa benzemeye başladı. Bir ayı için biraz sade. Henüz bitirmedik Mak. Onu hala doğal göstermemiz gerekiyor. Bu yüzden ağaç ve çalılar sipariş ettik. Dahası bunlar yağmur yağdığında toprağın akıp gitmesini önleyecekler. Hadi Leo, gidip onları getirelim. Ben de Jenny'ye yaptıklarımızı anlatmalıyım.